Kalp Yarası 8. bölümde neler olacak? Ferit neden Bahai işe aldı? Ayşe Ferit'e gerçekleri anlatacak mı? Sinan ile Ebru yeniden bir araya mı gelecek? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce dizimizi asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensinler. Artık dizimizde gelişen olaylar Kalp Yarası sevenlerini üzmeye başladı. Özellikle yeni bölümde Ferit'in Bahai şoför olarak işe alması ortalığı karıştıracaktır. Oysa Ferit Bahai'nin nasıl birisi olduğunu gayet iyi bilmektedir. Sizce Ferit'in planı nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer yandan son bölümde Bahai, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için fırtına ilaç enjekte etmişti. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerine atarak Ferit'i hastaneye getirmiştir. Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olmuştur. Azade Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar. Ama bilmiyor ki bütün işlerin sorumlusunun Hande olduğunu. Ferit'i bulabilmek için bütün imkanları seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar. Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe bu kaza bir milat olacaktır. Ayşe'nin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan, içindeki öfkeyi bir türlü tutamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır. Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır. Böylelikle Leman bu hatalar yüzünden belki de eşi Sinan'ı kaybedecektir. Böylece Leman yeniden eski hayatına dönebilir. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Daha fazla Kalp Yarası dizi videosu izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.